Herkese merhabalar sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim. Gül Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir, sağlık, afiyet, sıhhat, bereket evlerinizden eksik olmasın inşallah. Bütün bebek örgülerinde deniz temalı figürlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Deniz yıldızı, balık, deniz atı, bunlar anlatımlı videoları kanalımda mevcut, videolara girerek ulaşabilirsiniz. Şimdi gemi dümeni yapımını sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Bütün bebek örgülerinde battaniye, yelek, hırka, bebek berelerinde bütün atkı hepsinde severek kullanacağınızı düşünüyorum. Hadi şimdi örgümüze geçelim. Arkadaşlar şu ördüğüm gri olan patik ipi, ile denedim. Hangisi nasıl durur diye, bilginiz olsun diye. Bu iplerim de bebe günü iplerim. Duruşu bu şekilde, büyüklüğü de hemen hemen aynı oldu. Evet, aynı büyüklükte oldu. Malzemelerimiz yine tabii ki bir makas ve tığımız. Tığım 2,5 numara. İpim de bebe yünü ince olanından. Kalın olanları da var, ince olanları da var. Orta kalınlıkta. Çok ince de değil, öyle çok aşırı ince de değil. Gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işimize başlayalım. Sizlere de bana da kolay gelsin inşallah. İşimiz kolay olsun. Zincirle başlıyoruz. Öncelikle şu ortadan, bakın şu ortadan başlıyoruz. 5 zincir çekeceğim ve başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. İpimi de şöyle alayım. İlk başladığım zincire batıyorum. Bakın şuraya battım. Şu şekilde kaydırarak kapattım. Şimdi buraya 7 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 2 kere doluyorum. Bakın şu şekilde. 2 kere doladım. Tığımdaki zincir ilmeğimle 3 tane oldu. Yaptığımız halkaya batalım. Şu alttaki ipimizi de içinden yürütelim. Üçlü trabzan yapıyoruz. 3 kere de çekiyoruz. 1 2 3. Aralara 4 zincir çekelim. 1 2 3 4. Yine 2 kere doladım. 1 2 3. 3 kere de çektim. 1 2 3 4. 1 2. 2 kere doladım. 3 kere de çekiyorum. 1 2 3. 1 2 3 4. 2 kere doladım. 1 2 3. 1 2 3 4. 2 kere doluyorum. 8 tane direk yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 2 kere doladım, yine 6 tane oldu direğimiz. 2 3 1 2 3 4 2 kere doladım.
2, 3. Şimdi bir sayıyorum. Bir, şu baştaki çektiğimiz zincirle birlikte sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane direğimiz oldu. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim yine. Son halkamızı, yani şu son arayı yapıyoruz. Şimdi şuradan, bakın şuradan, yukarıdan, şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane arada zincir kalması gerekiyor. 5.'ye batıyorum. Ve şu şekilde kaydırarak burayı da kapattım. Şimdi 1, 2. 2 zincir çektim. Şu araya bu zincirle birlikte 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu bir sayıyorum. Bu ikili zinciri bir trabzan olarak sayıyorum. İkinciyi yaptım. 3, 4, 5, 6. Bu ilk yaptığımız zincirle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi şu uçlarını kirpik, bazı değişik isimler de olabiliyor. Kirpik de diyebiliyoruz. Şu kenar uçlarını yapabilmek için 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kere doluyor. Aynı şurada yaptığım gibi. Buraya da 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Şöyle üçü yaptıktan sonra biraz çekiştiriyorum. Şu zincirin arası kapansın. Şöyle sonradan birleşir zaten. 4, 5, 6. Yine burada 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Diğer yuvaya geçiyorum. Yine 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın. 2, 4, 6. Yine 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimi çektim. Yine bütün halkalara 6 tane trabzan yaparak devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. İsterseniz çok uzun olmasın videomuz. Şu son halkaya kadar kamera arkasında yapıp geleyim. Evet, son yuvayı da tamamladık. Son bölümü. Şimdi sondaki zincirimizi çekiyoruz. Birleştirme bölümü hem de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 7 zincirimi çektim. Şu başlarken yaptığımız şu iki zincirin tepesine şuraya batıyoruz. Şöyle kaydırarak kapatalım. Bir zincir çekelim. Şimdi ipimizi kesiyoruz. İpimi şöyle arkaya alıyorum.
Bakın şu şekilde. Arkadan şu trabzanların iplerin, ilmeklerin arasından ipimi çekiyorum. Ön tarafında ip kırıntısı olmasın, hem de sağlıklı olsun. Şöyle dipten alıyorum. Çünkü sağlamlaştırdık. Şimdi şöyle elimizle bir araya getirerek şu zincirleri düzenleyelim. Şöyle. Bütün hepsini tek tek parmağımızla düzenleyelim. Evet arkadaşlar, gemi dümenimiz kullanıma hazır. Örmesi çok kolay, bir o kadar da keyifli. Bütün deniz temalı örgülerimizde severek kullanılabileceğini düşünüyorum. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.